Merhaba arkadaşlar, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı pilav nasıl yapılır, onun tarifini vermek istiyorum. İlk olaraktan tenceremizi ocağımıza koyalım ve altını yakalım. Daha sonra tenceremiz biraz ısındıktan sonra şöyle yağımızı gezdirelim. Ben biraz bol yapacağım arkadaşlar. Çünkü yağlı yemek her zaman lezzetli olur. Bu da anne tavsiyem. Annem öyle öğretti bana. Şöyle göz kararı yağımı kullandım. Tenceremden şöyle göstereyim. Fazla yok aslında. Ama şöyle baktığımız zaman yarım çay bardağı kadar. Hani yarım çay bardağından biraz eksik yağ ekledik. Pilavımız için gerekli malzemelerimiz 2 adet kuru soğanımız var. Yağımız orada ısınırken soğanımızı ben de bir taraftan doğrayayım arkadaşlar. Şöyle ocağımızın altını biraz kısalım ki yağımız yanmasın. Doğrarsak gerçekten içinde hem gözükmez yemeğimizin hem de güzel bir lezzet vermiş olur. Bu arada gerçekten kanalıma abone değilseniz lütfen ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yorumlarınızı açığım. Fikrinizi sunabilirsiniz. Değişik değişik lezzetler ortaya çıkarabiliriz sizler sayesinde. Doğradım. Sıra geldi ikinci soğanımıza. Onu da doğrayacağım. Ocağımın altını bir taraftan açayım. Yağım güzelce ısınsın arkadaşlar ki yemeğimizde kokusu oluşmasın. İkinci soğanımızı da doğradık. Soğanımızı şimdi tenceremizin içine alalım. Şöyle bir cız sesi geldi. Yani yağımız ısınmış arkadaşlar. Güzelce kızartalım yağımızı. Ağzını şöyle kapağı ile kapatalım arkadaşlar. Soğanımız çabukça kızarsın. Arkadaşlar bir bakalım soğanımız kızarmış mı? Şöyle bir bakalım tahta kaşığımız ile soğanlarımız kızarmış mı? Neredeyse kızarmış. Ama tamamen kıpkırmızı olması lazım. Şöyle yakından göstereyim. Daha tam kızarmamış. Soğanımız kızardı arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle kaşığın yardımıyla göstereyim. Tenceremiz pembe olduğundan pek belli değil ama gerçekten kızardı. Ve şimdi ıspanağımı ekleyeceğim. Ben yarım kilo yakın ıspanak yıkadım, temizledim ve doğradım. Ispanağımı da ekliyorum.
Ispanak çok mu demeyin arkadaşlar, çok değil. Biraz sonra kızardıktan sonra. Şimdi şöyle bir alt üst yapalım, yani karıştıralım ki alttaki soğanlarımız yanmasın. Şöyle de bir tatlı kaşığımız ile bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Çabucak kızarsın diye, kavrulsun diye ıspanağımız. Şimdi şöyle karıştırdım, tuzunu da ekledim. Tenceremin kapağını kapatacağım arkadaşlar. Ispanağımız kavrulurken arkadaşlar şöyle göz kararı yoğurt ekledim bir tane tabağımızın içine ve 3 diş sarımsak soydum. Bunu da yoğurdumun içine şöyle küçük bir sarımsak rendesiyle rendeleyeceğim. Yoğurdumuzun isterseniz içine tuz ekleyebilirsiniz. Ama ben ıspanağımın içine eklediğim için yoğurdumu tuzsuz yapacağım arkadaşlar. Bir taraftan da ıspanaklı pilavımızın ıspanağı kavrula dursun. Üçünü de rendeledim. Rendemi şöyle güzelce elimle temizleyeyim. Etrafında kalmasın. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce özeyelim arkadaşlar. Biz özeyelim deriz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Burada bu karışıma özemek derler. Yani karıştıralım güzelce. Ve şimdi ıspanağımıza bakalım. Pişmiş mi diye. Gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce karıştırdık. Şimdi ıspanağımıza bakalım. Kavrulmuş mu arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar ıspanağımız kavrulmuş mu? Ispanağımızın suyu çıkmış. Biraz da pilavımız ile kaynayacağı için yeterli. Bakın azıcık kalmış. Şimdi salçamızı ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu salça, biber salçası yeterlidir. Bunu da güzelce şöyle bir karıştıralım. Daha sonra şöyle bir çorba kasesi dolusu bulgurluk pilavımız var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Bunu da güzelce kavuracağım. Bir tatlı kaşığı da toz biber ekleyeceğim. Şöyle tatlı kaşığın dolusu yeterli. Karıştıralım. Zaten tuzumuzu da eklemiştik arkadaşlar. Şimdi bu bir kavrulsun ve daha sonra sıcak suyumuzu ilave edelim. Tenceremizin kapağını kapatalım. Bulgurumuz güzelce bir kavrulsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pilavımız gördüğünüz gibi pilavımız kavruldu. Şimdi sıcak suyumu ekleyeceğim. Şöyle bir neredeyse ölçüsünü ölçmedim arkadaşlar suyumun, ama şöyle pilavımın üzerine geçecek şekilde
Su ekledim. Yeterli. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Ispanağımız pişmek üzere arkadaşlar. Ispanaklı pilavımız. Servisimize geçelim. Pilavımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hafif sulu kalacak. Şöyle bir servis tabağıma alayım ki nasıl olduğuna bakın. Gerçekten muhteşem oldu. Şöyle buharı üzerinde. Şöyle servis tabağımızı aldık arkadaşlar. Ispanaklı pilavımızı ve üzerine şöyle sarımsaklı yoğurt ekleyeceğim. Şimdi diğer pilavımı da şu tabağıma, borcamıma boşaltacağım. Şöyle göstereyim. Ispanaklı pilavımız pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz yakından çekimini. Böyle hafif sulu olacak. Bu da sarımsaklı yoğurtlu. Sarımsaklı yoğurdumuz da hazır burada. Umarım videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olun lütfen. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.